Bütün hamdü senalar Allah'adır ki o ilk ve son olandır. Görünürde olan ve gizlide durandır. Ve onun her şeyin, yaratılmış her şeyin üzerinde gücü kudreti vardır. Ve bütün esenlik ve selam yaratılmışların sultanının üzerine olsun. Elçilerin imamının üzerine. Peygamberlik mührünün. Alemlere rahmet. Allah'ın sevgili kulu. Seyyidina Mevlana Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Ve onun şerefli ailesinin ve rahmetli arkadaşlarının, özellikle dört Hulefai Raşid'in üzerine olsun. Hazreti Ebu Bekir Es-Siddik, Hazreti Ömer El-Faruk, Hazreti Osman El-Gani ve Hazreti Ali El-Murtaza'nın üzerine olsun. Ey müminler! Bu mübarek günde hoş geldiniz. Cuma gününe. Toplanma gününe. Şevval ayının 12. gününe hoş geldiniz. Ey müminler! Bu cuma gününe saygı gösterin. O gün ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Cuma günü iki bayramın bir arada olmasından daha mübarektir. O hadisi şerifinde buyuruyor. Cuma vakti olduğunda diyor Efendimiz, melekler mescitlerin kapısında ayakta beklerler. Ve içeri giren camiye gelenlerin isimlerini yazarlar. Geliş sıralarına göre. Mescide en erken vakit girenin örneği odur ki o tıpkı Allah yolunda bir deve kurban etmiş gibidir. Ondan sonra gelen bir inek kurban etmiş gibi. Ondan sonra koç ve sonra tavuk ve bir yumurta sırasıyla gelir. Ve imam dışarı çıktığında melekler kağıtlarını katlarlar ve hutbeyi dinlerler. O halde bu cumaya saygı göstermeliyiz ki bizler de Rabbimizin huzurunda şeref bulalım. Ey müminler! Bu cuma nedir? Müminlerin bir araya gelip oturup toplandığı gündür. Haftada bir gün. Ve onlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen tavsiyeyi dinlemektir. Çünkü bu minberde burası Peygamber Efendimizin makamıdır Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve bu minberden 100 yıl öncesine kadar imam hutbeyi okurdu. Halifenin adıyla. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı temsil edenin adıyla okurdu. Ki her cuma günü o bağlantı kurulurdu. Dünyadaki bütün camiler arasında, imam, cemaat ve halife arasında o bağ kurulurdu ki bu bağlantı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar giderdi. Demek ki bu din iletişim ağı üzerine kurulmuştur. Biz buna isnat deriz. Bu silsiledir. Ve bu dini bize kim bağlantısını kurdu? Yeryüzünde yürümüş en iyi insan. Bu din Peygamber Efendimiz yoluyla, Eshab-ı Kiram'ın yoluyla, tabi'in ve tabi'in tabi'inin yoluyla, onları takip edenlerin yoluyla tarihi jenerasyonlar boyunca kıyamete kadar onu taşıyanlar tarafından bize kadar geldi. Bizlere emin olanlar tarafından bize kadar ulaştı bu din. Ve bu zincirin özel bir protokolü vardır ve bunu kıramazsınız. Bugün mübarek cuma gününde bakalım emin olanların sultanına bakalım, ondan öğrenelim. Ona cennetlerden Sıddık ünvanı verildi. Nakşibendi tarikatının piri, evliyaların seyyidi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'dan öğrenelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim hesabım
Onlar gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Onlara her kim rehberlik için bakarsa onlar sizi rehberlik ederler. Bu yıldızları hatırlamalıyız gökyüzündeki. Çünkü onları hatırlarsak rahmet üzerimizde yer. Ve inşallah onların himmeti de bize kadar ulaşır. Biz anlamalıyız Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kim olduğunu. O ilk özgür adam, özgür insandı. Peygamber Efendimiz'den İslam dinini kabul eden. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın en iyi arkadaşıydı. İslam'dan önce bile. Ve Peygamber Efendimiz onun hakkında buyurdu ki, ben insanları Allah'a doğru davet ettiğimde herkes onun üzerine biraz düşündü ve biraz çekindiler. Hiç olmazsa az da olsa. Ebu Bekir hariç. O benim çağrımı onun önüne koyduğum an kabul etti ve kalbinde bir an bile çekinmedi. Tereddüt etmedi. Ve bu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın samimiyetidir. Bu onu yaratılmışların diğerlerinden ayırt eden odur. İslam'a girdiği andan itibaren İslam için koşturdu. Bütün ruhaniyetiyle koşturdu. Bütün aşkıyla Peygamber Efendimiz için yaşamak ve ölmek için. Allah için yaptı bunları. Bazı büyük sahabiler de onu Hazreti Ebubekir Sıddık sayesinde İslam'ı kabul ettiler. Kimdi onlar? Hazreti Osman, Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha, Hazreti Abdurrahman bin Avf ve Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas. Bunların hepsi İslam'ı Hazreti Ebubekir sayesinde kabul ettiler. Bunlar 10 kişiden 5'idir. 124 bin peygamberin içinden. Peygamber Efendimiz buyurdu, bunlar 10 kişidir ki dedi. Bunlara dedi cennet söz verildi. Onlara özel makam verildi. Eşere-i mübaşere edendi onlara. O 10 kişi ki onlara müjde verildi. Ve o 10 kişiden 5'i Peygamber Efendimiz'e gelip İslam'ı Hazreti Bekir'e Sıddık sayesinde İslam'a girdiler. O zaman anlamalıyız pirimizin makamını. Hazreti Ebu Bekir İslam'ı kabul etmeden önce Kureyş sosyetesinin içinde yüksek makama sahipti. O makamını bıraktı. Malını mülkünü bıraktı. Cemiyet içindeki statüsünü bıraktı. Hiç çekinmeden. Her şeyini, ailesini feda etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için. Ve pek çok kerelerde hayatını, canını tehlikeye attı peygamberimizi korumak için. Bir gün Mekke'deki zor günlerden birinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kabe'de namaz kılıyordu. Ve Kureyş'in liderlerinden biri, onun kendi kabilesinden biri, onu öldürmek isteyen biri geldi. Çünkü Efendimiz onlara diyordu ki, söyleyin sadece tek Rab Allah vardır. Ve hepimizi yaratan O'dur. Bir araya gelip O'na ibadet edelim dedi. Bunu söylediği için, La ilahe illallah dediği için onun kendi ailesi, kendi kabilesi reddetti. Ve onu öldürmeye çalıştılar. Ve bütün 13 sene boyunca Mekke'de Peygamber Efendimiz'in arkadaşları öldürüldüler, işkence gördüler, açlık çektiler. Şerefler ayaklar altına alındı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir parmağını bile kaldırmadı. Ama Peygamber Efendimiz'e yol arkadaşı olmaktan çok mutluydu. Çünkü onun sevgisi, peygambere olan sevgisi gerçekti. Anlayın onu ki onlar Mekke'yi terk ettiklerinde Medine'ye gitmek için onlar kaçmıyorlardı. Onlar müşriklerden kaçmıyorlardı. Allah onlara emir verdi ve onlar yola çıktılar.
pek çokları gitmek istemedi. Biliyorlardı ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le gittiğinde Efendimiz kaçmadı. Ve direkt olarak Medine'ye gitmek yerine daha uzun bir yoldan geldiler. Değişik bir yoldan gittiler. Eğer kaçıyor olsalardı bunu yapamazlardı. Daha uzun bir yol kat ettiler ve o mağaranın içine girdiler. Çünkü orada bir şey olacaktı o mağaranın içinde. Anlayın, iki insan, iki kişi terk ettiler bulundukları yeri ve yüzlerce kişi onları takip ediyordu. Onları öldürmek için peşlerindeydiler. Onlar muhafızlarla, silahlarla gitmediler. Allah'a güvendi onlar. Ve o kafirler kendi şeytanlarıyla geliyordu. Ama onlar kaçmadılar. Değişik bir yol takip ettiler. Biliyorlardı ki onları bulacaklardı. Ve o mağaranın içine girdiler. Ve orada bir şey olmak üzereydi. Onlar o mağaranın içine girdiklerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başını Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın dizine, kucağına koydu ve uykuya daldı. Dinlenmeye çekildi. Ve bir yılan onların ayaklarının yakınında bir delikten başını çıkardı ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'i uyandırmak istemedi. Efendimiz'i korumak için ayak parmağını o deliğin içine sıkıştırdı. Ve o yılan onu ısırmaya başladı. Ve Hazreti Ebu Bekir kendini tutmaya çalıştı ama gözünden yaşlar akmaya başladı acıdan. Ve Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzüne düştü o damlalar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam uyandı. Bu uzun bir hikayedir. Peygamber Efendimiz mübarek tükürüğünü yılanın ısırdığı yere sürdü Hazreti Ebu Bekir'i. Ve arkadaşına dedi ki, ya Ebu Bekir dedi, sen bana dedi bir yer yaptın dedi mağarada dedi. Ben de sana benim ravzamda bir yer yapacağım dedi. Mezarımda dedi. Mağarada ben senin kucağında uyudum. Ama benim ravzamda sen benim yanımda uyuyacaksın. Biz kendimizi Nakşibendi diyoruz. Bizim pirimiz budur. O bizim rehberimiz odur. Liderimiz odur. Biz ona örnek kişi olarak bakmalıyız. Onun gibi olmaya çalışmalıyız. Azıcık bile olsa kendimizi yoklamalıyız ve o çeşit bir aşkı içimize koymaya çalışmalıyız. O şekilde bir samimiyeti, fedakarlığı, öylesine bir sevgiyi koymalıyız kalbimize, azıcık da olsa şeyhimize karşı. Ve bilmeliyiz ki şeyhimiz sahibi Seyf, o Şeyh Mevlana'ya Hazreti Ebu Bekir gibiydi. Pek çok defalar canını Şeyh Mevlana'yı korumak için tehlikeye koydu. O çeşit bir sevgisi vardı şeyhine karşı. Eminimler, bunlar hikayeler değildir. İnsanlar iyi hissetsin, Sübhanallah deyip sonra unutup kendi ayaklarına gitsinler değil. Bu hikayeler kalbimize işlemesi için anlatılıyor. Bizi gafletten uyandırması için. Bizi uyandırmak için. Bu hikayeler kalbimizden gafleti uyandırmak için ve o kahramanlar gibi olmaya çalışmamız içindir. Evet. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh İslam'ın kahramanıdır. Kendimizi Sıddık yolundan çağırmak istiyorsak Hazreti Ebu Bekir'i takip etmeliyiz. Şaimar'dan Hazreti Ali el-Murtaza Hazreti Ebu Bekir'in cenazesini tanımlıyor. Diyor ki onun tabutunu Peygamber Efendimiz'in mübarek türbesinin önüne getirdiğimiz zaman biz izin istedik. Girmek için izin istedim ben. Ve bir ses duyduk. Herkesin duyduğu bir ses.
sevgili olanı sevgiliye getirin diyordu o ses. Bizler aciz kullarız. Ama eğer bizler çaba gösterirsek ve niyetimizi yaparsak sıddıklar gibi yaşamak için, o zaman inşallah biz de o çağrıyı duyabiliriz. Ve biz de sevdiğimizle beraber katılmayı, onunla beraber olmayı nasip eder bize. Bu dünyada ve öbür dünyada. Takip edenlere ona ve Allah'a güvenmelerini öğretti 13 yıl boyunca. Ve İslam'ın şiddet dini olduğunu söyleyenler o tarihi öğrenmelidirler. Kendi kasabasında Efendimiz'e baskı yapıldı, terörize edildi. Ve Allah onlara emir vermedi hiçbir şey yapmaları için. Ta ki onlar Allah'ın emrine tamamen teslim olana kadar.